Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Birazdan sahneye çıkacaksınız. Evet. Dışarıda muhteşem bir kalabalık var. Sizi güzel bekliyorlar. Neler söylemek istersiniz? Müzik severler. Sapanca'da ilk defa, yıllar sonra ilk kez konser vereceğim. Bir Türkiye turnesindeyiz. Bu yıl bizim 50. yılımız müzikte. İşte bunu bir 50. yıl konserleri turnesiyle kutluyoruz. Bugün Sapanca'dayız. Çok da heyecanlıyım. Güzel bir topluluk olduğumu söylediler içeriden. Siz de söylüyorsunuz değil mi? Muhteşem. Efendim çok şıksınız. Beyaz ve yeşil. Ha, Murat'tır yeşil değil mi? Evet, var mı bir muradınız? Muradımız sağlıklı yaşamak. Sağlıklı ve huzurlu güzel Türkiye'mizde hep birlikte barış içinde, kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamak. Efendim yıllar geçiyor, dünyalar değişiyor, iklimler değişiyor ama siz hep aynı şıklıkta, aynı böyle şey fit görünümde. Bunun sırrı ne? Biz de değişiyoruz ama şey yapmamaya, belli etmemeye çalışıyoruz değişimi. Yani kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Tanrı'nın bize lütfettiği bu bedene ve ruha iyi bakmaya çalışıyorum. Genlerin alakası var mı? Var mı genlerin? Var tabii. Genlerimiz de fena değil çok şükür. Genlerimiz de iyi. İyi besleniyoruz. Uykumuzu iyi alıyoruz. Fazla bir şeyi kafaya takmamaya çalışıyoruz. Yastığa beş kala uyurum ben. Hiç. Ne güzel. Bütün muhasebeyi bitiririm akşamda. Yatarım sabaha bir şey bırakmam yani. Eve iş götürür müsünüz? Eve de iş götürmem. Ofisim var. Her gün ofisime iniyorum. Orada çalışıyorum. Mutlu ailede diyebilir miyiz bunun sırrına? Tabii yani çok şükür Allah'a her şey çok iyi gitti bu yaşıma kadar. Huzurlu ve mutluyum ailemle, sevdiklerimle, çocuklarımla, torunlarımla. İnşallah bundan sonra da öyle gider. Ben yaşı sormuyorum. Yaş yok zaten. Yaşsız. Yaş olmayan her adam. Her sene değişiyor onun için ben de hesap etmiyorum artık. Şu an peki hissettiğiniz yaş kaç? Yani ben işte 40 falan gibi hissediyorum. Geceleri saymazsak aslında 35 ama hani ben yine 40 gibi hissediyorum. Vallahi de öylesiniz. Canım sağ ol, teşekkür efendim, ederim. Albümünüz çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle bir, evet. Ederim, evet. Altın Düetler 2. 3 yıl önce ilkini yapmıştık. Çok güzel şarkılar vardı ki içlerinde Ateşle Oynama, Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım filan, onlar çok öne çıkmıştı. Bu albümde de yine çok güzel şarkılar var. 12 değerli kadın sanatçıyla yaptım. Bir kadın dokunuşu bu da şarkılarımıza. Kadınlar çok önemli ve çok değerli. Ağustos ayında 50 kadın öldürülmüş biliyor musunuz? Bugün haberlerde dinledim. Çok yazık yani, çok çok yazık. Türkiye'mizde kadınların tacize uğramadığı, hor görülmediği, dövülmediği ve öldürülmediği günleri yaşamak ve görmek istiyoruz. Efendim albüme geleceğim abi. Peki hemen bu konuyu madem açtınız, ne yapmak gerekir? Çözüm nedir? Eğitim, ne olması? Eğitim olması lazım. İnsanları eğitmek gerekir. Öfkelerine sahip çıkabilmek. Yani öfke kontrolü diye bir şey ancak eğitimle olur. Eğitimli insanlar, eğitilmiş insanlar, kendilerini veyahut da işte bir şekilde kendilerini kontrol edebilen insanlar, eğitimli insanlar, öfkelerine sahip çıkabilirler. Peki efendim son dönemlerde hep şu var, idam gelsin açıklaması. Siz yok, nasıl? Hayır. Ben çağdaş dünyadan yanayım. Çağdaş dünyada olmayan bir şey bizde de olmasın. İdam olduğu zaman da hiçbir şey değişmiyor. Değişmiyor, aynı şeyler devam ediyor. Çünkü öfke kontrolü yok. O bir anda cinnet geçiriyorlar. Ve ya benimsin ya toprağın diye. Yani ne yazık. Neyse tatsız konulara girdik ama burada Altın Düetler 2'de kadın dokunuşu dedim. Ajda Pekkan var. Benim çok çok eski dostum. Kaç yıllık bir dostum? Çok yani kaç yıllık. Kadim derler buna. Kadim kelimesinin anlamı başladığı tarihin bilinmediği bir zaman dilimi içinde. Kadim dostum Ajda Pekkan var. Alfabetik sırayla söylüyorum. Atiye var, Ceylan Ertem var, Demet Sağıroğlu var, Deniz Seki var. Farah Zeynep Abdullah bir sürpriz yaptı ya ve çok güzel söyledi. Sen unutulacak kadın mısın? Funda Arar var, Deli Divane'yi söyledi. Kalben var, Nil Kara İbrahimgil var, Canım Benim'e muhteşem bir yorum getirdi. Şebnem Keskin, Zara ve Zinet Salih var. Hepsi çok değerli sesler. Sesleri toplamışsınız. Evet, evet ve şarkılar da çok iyi. Çok çok güzel bir albüm oldu. Yani gayet de iyi gidiyor. Peki efendim, o zaman bol satışlı olsun diyorum. İstediği kitlelere ulaşsın diyorum. Bunlar evet, başucu albümü bence. Evet, bunlar koleksiyon albümler. İşte yıllar sonra bizim altın şarkılarımızı. Evet evet, taş plaklar gibi koleksiyon albümler.
Yani ulaşsın istiyoruz. Satış önemli değil ama insanlara ulaşması önemli. Peki efendim, bir son sorum var. Ben sizin şarkılarınızı gerçekten de hani yaş şöyle 40 diyorsunuz ya, o zaman yıllara gitmiyorum. Şarkılarınızın birçoğunu çok beğenerek dinliyorum. Çok özel. Bazen o tüyler diken diken olur ya. Sizin için bugüne kadar illaki en özel ve sizi çok etkileyen bir şarkı hangisi? Yani çok çok şarkı var. İşte öyle bir şey, benim ilk göz ağrım diyebilirim. Yani beni Türkiye'ye, kitlelere tanıtan, zirveye çıkaran şarkı 1976 yılında. Bir de bana sor öyle, hep böyle kal var, içimdeki fırtına var. Çok şarkı var. Çok, ben imkansız aşklar için yaratılmışım var. Sen unutulacak kadın mısın var. Çok çok şarkı var. Yani bu albümde 12 şarkı. Bir önceki Altın Düetler 1'de 10 şarkı, 22 şarkı. Daha onlarca şarkı var sırada bekleyen. Belki bir üçüncü albüm yapmamız gerekebilir. Belki gerekir, evet, evet. Peki efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Son dönemde bir rapçi, popçu tartışması ve alevlendi. Rapçiler ne diyeceksiniz? Rap müziğe nasıl bakışınız, nasıl dinliyor musunuz? Yani ben dinlemiyorum çok fazla ama yani onları da seviyorum. Hoş şeyler yapıyorlar. Ya bu bir ihtiyaç. Çocuklar, genç çocuklar kendilerini öyle ifade ediyorlarsa buna saygı duymak lazım diye düşünüyorum. O kadar kelimeyi bir ölçü içinde, bir mezur içinde, 3-5 saniye içinde söylemek bayağı bir marifet. O da bir sanat yani. Ben hoşgörüyle bakıyorum her türlü müziğe. Pop müziğe, rap tarzına, rock müziğe. Rock müziği çok severim. Gençliğimde çok söylerdim. Şaka. Yapardım ve söylerdim. Tabii, dans tabii. Da eder miydiniz? Dans da ederdim. Biz Elvis Presley şarkılarıyla büyüdük. Ondan sonra yani çok çok sevdiğim sert müzikleri, soul müzik vardı. Onu da çok severdim. Çok değişik müzikler severdim. Evrenseldi ama o zaman ben şey değil mi? Gençlerin önünü kesmeyelim mi? Yok canım, hiç karışmayın. Gençler kendilerini ifade etsinler. Mutlaka onlar güzel şeyler yaparlar. Ne güzel müzik de ifade ama klasik şeyler de, bunlar da ayrı tabii. Bunların da tadı başka yani tabii. Bunlar başucu, ben taş plak. Canım benim çok. Ben de alacağım o albümü. Çok, sana imzalayacağım bunu canım benim. Peki efendim, eklemek istediğiniz bir şey çok var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, diyorum. Saygılar buradan bizi izleyen herkese.